Teşekkürler Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, ilk sözde yetişmediği için burada ifade edeyim. Öncelikle dün 8 ilde cezaevi personeline yönelik bir operasyon yapıldığı haberi geçti ve ayrıntılara vakıf değiliz. Bu operasyon haberinde işkence, kötü muamele, görevi ihmal, zimmet, ihaleye fesat karıştırma gibi iddialar var. Umarım ve dilerim ki, yani yakında herhalde soruşturma açıklanır, bu işkence ve kötü muameleden dolayı yargılanacak olan, soruşturulan cezaevi personeli ilk adım olur. Çünkü cezaevlerinde maalesef işkence ve kötü muamele sürekli bir şekilde devam ettiriliyor. Elimde bir not var. Parti meclisi üyemiz Seyitan Kırmızı 16 Haziran 2023 tarihinde seçim çalışmaları sebebiyle tutuklandı. Cezaevine girmesinden yaklaşık 2 saat sonra gelen görevliler tarafından çok ağır bir şekilde darp edildi. Ve avukat arkadaşları gönderdik. Görüşmede bile darp izlerini tespit etmişler. Buradan iktidar grubuna özellikle söylüyorum. Gerçekten işkenceye sıfır tolerans gösterilmesinin zamanı geçmedi mi? Sayın Başkan, bu dönem vekili olduğum Erzurum'la ilgili sorunları da zaman zaman buradan ifade edeceğim. Elimde bir fotoğraf var. Bu bir Tekman Belediye Başkanı'nın odası. Yani onun yüzünü kapatayım, gerçi gizli değil. Bir dosya var, herkes görür. Bu dosya ne biliyor musunuz? Köylerin oy oranları. Bizzat orada bulunan muhtar tarafından gönderin dedim, belgeleyelim. Bu niye orada? Muhtarlar gidip destek talep ediyorlar doğal olarak. Yol, greyder, işte hizmet ve benzeri. Giden herkese, her muhtara şu dosyayı açıyormuş belediye başkanı. Bir dakika, burada bize ne kadar oy var, Kılıçdaroğlu'na ne kadar oy var ya da diğer partiye diye. Git diyor, sen oyu kime vermişsen onlar sana hizmet etsin. Bu onlarca muhtardan bizzat dinlediğim, yani telefonun diğer ucunda dinlediğim isimler ve bu fotoğrafı da bu yüzden istedim. Yine Güney ilçelerinde yolların yapılmadığına dair bizzat tanıklığım da var. Gideceğim yakında, bir daha gezeceğim. Hakikaten iktidarlar sadece kendilerine oy verenlere hizmet etmek için seçilmezler. Bu ülkede herkes vergi verir. Herkes yurttaştır. Oy versin vermesin, bu iktidarın görevi bütün yurttaşlara hizmet etmektir. Hizmet etmede oya göre ayrımcılık yapılması bir kere temel demokratik değerlere ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu ülke ikiye bölündü ya. Bu nefret politikaları, kutuplaştırma politikaları sonucunda... Evet, bir dakika ilave ediyorum, buyurun. Şu anda insanlar birbirlerine öfke ve kinle bakıyor. Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Ayrıca vatandaşlar arasında siyasi olarak bana oy verdin vermedin ayrımı yapılması asla kabul edemeyiz. Bunun peşini bırakmayız. Yani Karayazı, Karaçoban, Hınız, Tekman, Horasan, Çat, birçok ilçede bunları bizzat gördüm. Geçen dönem vekili olduğum Siirt'e ilişkinde bunu defaten burada ifade ettim. Şu belediye başkanı hakkında İçişleri Bakanı'nın derhal soruşturma açması lazım ya. Gerçi Tatvan Belediye Başkanı saldırıyı azmettirdiği halde, bir gazeteciyi dövdürdüğü halde, öldürmeye teşebbüs ettiği halde görevden alınmadı ama bizim görevimiz de halkın taleplerini buradan ifade etmek. İktidar verdiği sözü tutsun. Herkese eşit mesafede hizmet etsin. Bu bir temel görevdir. Bunu Peki, teşekkür ediyorum.